Paris Saint-Germain'i yendim. Çıldırıyorum ben. Aferin sevgilim. Öyle şey tepkiler işte. Abi işte rekabet olmadığı zaman çok da gelişmeye çalışmıyorlar. Brezilyalı adam. Ben evimi özledim dedi. Gitti Türkiye'ye transfer oldu. Son gün onaylamayacaktım. Dedim İnsanlığın. Ki sen bunu yap, seni yazdım oğlum dedim. Sonra bir de yendiler bizi. Go get some sleep. Sokrates'ten merhabalar. Oyun Bozan'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Çok mutluyuz, çok evet. Heyecanlıyız. Harikayız. Neden? Çok güzel bir konuk ağırlayacağız bugün. Kim? Bu arada ben spoiler vermeyelim dedim geçen kapakta böyle Emre Özcan. Evet, bu sefer spoiler zaten olmayacak. Evet. Sevgili Enis Kirazoğlu gelecek. Onunla sohbetin belini dibine... Kıracağız. Belini kıracağız, dibine vuracağız. Dibine vuracağız, evet. Kevsi'nin katkılarıyla hazırlıyoruz Oyun Bozan'ı. Onlar olmasa Oyun Bozan olmazdı. Birbirinden lezzetli menüler, avantajlı fiyatlarıyla KFC Türkiye mobil uygulamasında sizleri bekliyor diyebiliriz. Evet. Aynı zamanda KFC Türkiye mobil uygulamasında Kova Kulübü'ne üye olanlar ilk 3 siparişlerinden sonraki siparişte Zinger Burger menü hediye alacaklar efendim. Müthiş. Harika. Harika. Yani. Bedava bir menü. Evet, müthiş bir olay. Ve Zinger Burger menü. Evet. Çok severim kendisini. Nasılsın? İyisin? Vallahi iyiyim. Bu sıcak günlerde iyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Elimizden geleni yapıyoruz. Bilgisayarda ufak bir değişiklik yaptım. Harika. Fanı duvardan sekip benim ayağımı ısıtıyordu. Böyle şeyler yaşanıyor. Şöyle. Aha. Ben de ne yaptım? Kasım. Şöyle yani. bu sefer odanın... Ben de ekran kartı falan değiştirdim. Şöyle yapmış. Öyle yaptım ve ayağıma artık sıcaklık gelmiyor. Rahat rahat oyun oynayabiliyorum. Bu haftamı böyle geçirdim. Gayet güzel abi. İdeal yani. Değişiklikler. Bu yani ben değişiklik pek sevmiyorum. Sen nasılsın çünkü. Peki? Ben de iyiyim abi. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bir tatile gideceğim büyük ihtimalle. Sonrasında da yeni sezona başlayacağız. Peki sen de tatil öncesi oynayacağın oyunları mobilde vesairede hazırlayan bir dostumuz musun? Ya abi çocuklu bir tatil olacağı için ben tatil sırasında mobilden oyun oynayabileceğimi bakalım. Çok yani özür dilerim bunu sorduğum için. Konu şeyde işte arabaya yürürken ki kısa tatilim. Bunu hatırlayanlar güzel bir bittir evet. Seyfeldin. O zaman çağıralım. Hadi Enis Kirazoğlu. Enis Kirazoğlu. Oyun Bozan'da Enis Kirazoğlu bizlerle beraber bizi kırmadı geldi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Bir ortak noktamızla başlamak isterim. İşte benim 18 aylık bir çocuğum var. Demin seninle konuştuk. 10 aylık bir çocuğum ben var. Ben iade ettim abi sağ ol. Baktım böyle olmamış yani. Hastaneye. Abi nasıl vakit buluyorsun da başlamak isterim? Çocuğumla görüşemiyorum. Sıkıntımla başlayacak gibi hissettim yani. Abi şöyle şimdi benim mesleğim mesela bu ya mesela sen şöyle bir durum yaşıyor musun? İşte maç anlatman lazım. Çocuk var. Anlatman lazım ama yani o çocuk sonuçta bir beslenecek. Evet. Yemek ihtiyaçları var falan filan. Bendeki oyun oynama durumu da öyle. İş olduğu için ben çalışmaya gidiyorum. Evladım deyip böyle geçiyorum böyle. Ve yani her oynadığım oyundan da bir şeyler kapmaya çalışıyorum ki yani verimli geçsin diye. Yani. Kendini kötü hissetmedi. Evet, vicdani şeyimi böyle peki. Kompanse edebiliyorum. Bu arada yani. Bende de şey olmuştu tabii çocuk yoktu senin ama. Senin çocuğun yok ne anlatıyorsun bana? Evet, ama 3 tane kedimiz var falan filan. Yani, üç kedi bir tane de eklersen çocukla işte. Ben de şey Twitch yayınlarını biraz ona kitlemiştim. Kimse izlemiyor. FM oynuyorum böyle. Kimse izlemiyor. Benim yayın yapmam lazım. Kusura bakma yayın saatim geldi. Kedilerle sen ilgilen falan diye. Sırf onun için kanal açmıştım ya. Sen ne kadar kazandın yayına? 50 lira falan. Ama o iş yapma orada evet işe yarıyor. Tabii. Evet. Bazen de böyle ekstra maçlar istediğim oldu mu? bu dönemde hani abi yaz, 10'da yazma akşam, 3'te yaz öğlen. Bazen kesin belki olmuştur. Ama mesela çocukken, oyun oynarken hepimizden çocukken oyun oynadık. Ve büyüdüğümde ben şey zannediyordum. Çok vaktim olacak ve çok rahat oynayacağım. Daha o dönem daha fazla oynuyormuşum. Aynen. Buradan uyaralım yani genç dimalara daha az vaktiniz olacak. Ne varsa oynayın yani şu anda diye bir uyarı. Türkiye'de yapılacak en güzel tavsiye gerçekten. Evet, boş verin her şeyi oyun oynayın falan dedim gerçekten. bir terapi niteliğinde oldu. Gerçekten vakit ayırmakta ama güçlük çektiğimiz şu günlerde özellikle. Yine de heyecanlanacağımız bir sürü oyunla karşılaşıyoruz. Biz burada daha önce bir Starfield'da heyecanlandık. Senin var mı özel
Böyle bir heyecan, hype'ın Starfield yoksa... Starfield aynı abi. Bende de çok heyecanlı bir şekilde. Yani bir uzay korkum da yok. Yani... İzlemiş bölümü. Şimdi referanslarla geldim buraya. Hakikaten helal olsun. Dakika 23'te söylediğim bilgiyi falan diye hata falan diye. Abi Baldur's Gate 3 var. En yakın zamanda çıkacak oyunlardan bir tanesi. 3 Ağustos'ta bir şey geliyor. Access'ti. Ben bir oynadım. Evet. Sonra dedim bunu bir düzeltsinler, sonra bir daha oynarım. Çünkü bir cutscene geldi. Biriyle sevişecek gibiyim. Şey oldu. Neyse dedim oyun oynayayım falan. Hayır. Cutscene geldi. Arka plan yüklenmedi abi. Dedim bu böyle olmaz. Kapattım yani. Bunu bug bu yani. Bunu çözdüm. Ya falan. Gene buglar olabilir ama ben sana tabii söyleyeyim. Tabii, çünkü evet. Firma çok çok büyük bir firma değil. Çok geniş bir şey yapıyor. Evet. Ama çok heyecan verici bir şey yani. Bir aynen. De en güzel tarafını söyleyeyim. Full Türkçe geliyor. Evet, müthiş bir şey. Ya böyle bir şey ben başka bir oyunda görmedim. Bu kadar fazla yazı barındırıp da Türkçe olan. Disco Elysium'a ben aynı şekilde evet, şaşırmıştım. Evet ama çıktığı gün gelmedi evet, o da yani. Çıktığı gün gelmedi. Sonradan geldi. O yüzden o var mesela. Biraz daha böyle ya ben okumak istemiyorum kardeşim. Hani bizde biraz daha o vardır çünkü. Yani hemen oyuna gireyim falan derseniz Assassin's Creed Mirage hep Türkiye'de gideri olan bir seri oldu. O gelecek mesela. Ona bir heyecanım var. O da bir hafif düşüşte bir seri olarak aslında yorumlanabilir değil, mi? Değil ama öyle bir algısı var yani. Niye bilmiyorum. Evet, yoksa ben o algıyı nereden aldım acaba? Çıkan oyunu rekor kırdı yani kendi satışlarında. Kendi anlamında. Hiç öyle değilmiş. Yani, ama şimdiki versiyon biraz daha hani eski oyunlara nazaran daha kompakt, daha küçük bir şey yapıyorlar. Eskiden 200 saat oynuyordun. Şimdi 15-20 saatte bitecek bir deneyime odaklanmışlar. Biraz ara oyun gibi o yüzden. O var. Spider-Man 2 var. Heyecan veren mesela o güzel bir şey sunabilir. Futbol seviyorsanız FC gelecek işte. EA FC artık FIFA ismini bıraktı. EA FC olarak geliyor. Çünkü ben bir şey haberi gördüm. Sonra gerçi silinmiş sızdı mı haber bilmiyorum. Kariyer moduna FPS bir iki, gelecek evet, diye. Bir iki değişiklik benim hayallerimden biriydi. Hatta FM'ye gelsin istiyordum ben. Şey teknik adam gözünden hani kenarda tam da göremiyorsun. FM de bu arada bir sonraki sene büyük bir update yapacakmış. Evet öyle bir güncelleme yaptılar. Onun için de heyecanla bekliyorum. FM'yi. Bu sene gene biraz boş geçeceğiz. Müthiş bir duyuru değil mi ya? Hani bir sonraki sene oyun evet, bayağı değişecek. Bu şey olarak yorumladım ben onu. Hani bu sene fazla bir şey beklemeyin. Size onunla ilgili en büyük hayal kırıklığını söyleyeyim. PES bunu demişti. Hani bu sene bir şey yok. Seneye ne göreceksiniz de e-futbol diye bir şey çıktı evet. Mobil oyun oldu dedi. Bunu mu gösterecektiniz bize dünyanın yani? Dünyanın en kötü çıkışını yaptı bu arada. Ben oyunu sildim. O günden sonra bir daha oynamadım. Falan o kadar. Abi işte rekabet olmadığı zaman çok da gelişmeye çalışmıyorlar. Ben senden şunu söyleyeyim yani. EAFC'nin kariyer modundan ben 10 yıldır bir şey bekledim. Çok bir şey bekleme bence yani. Tabii. Ya benim hep bir şey anlatıyor böyle bir şey atıyorlar. Diyorsun ki bu sefer bir şey mi geliyor? Ya. Yaptıkları şey bir ara sahne eklemişler böyle işte. Dans eden futbolcular var. İki konuşuyor falan böyle. 20 kere aynı şey geliyor o kadar yani. Ya o ara sahne zaten abi kim onaylıyor bunları bilmiyorum. Bir tane şey var hatta rica edelim ekrana da gelsin. Oyuncuyu transfer gönderiyorsun kulüpten. Ara sahne geliyor böyle bak teknik adam. Böyle afra tafrayla yolluyor falan. Oğlum 6 aylığına kiralığa gönderiyorum. Ne bu? Afra tafra. Herifi böyle kapıya kadar uğurluyorlar. Hadi bakalım falan diye. Hani bir futboldan zerre anlamayan birine yaptırmışlar. Ya abi her yani. Şeyi Premier Lig seviyesi düşününce. Tabii. Ona göre böyle bir drama yaratmaya çalışıyor. Ama gene de yani hangi teknik adam kapıya kadar. İzlemiştir bir tane bu belgeseller var ya işte Tottenham'da. Orada bir şey görüp hadi bunu ara sahne yapalım deyip yapabilirler. Bir de 200 yani. Kere aynı şey geliyor. Evet zaten o bayık abi. Evet, yani çok saçma. Hep aynı şeyi izle yani. Çok sıkıyor. Ama yine de kamera yani FPS modu da ben çünkü hani player kariyerde de şeyi oynamaya çalışıyordum bu şey kamera var ya. Takip eden daha zevkli kamerası. Oluyor her şeyde görmeyince daha kötü oynuyorsun. Hani daha gerçekçi oluyor falan diye. O yüzden FPS'i de merakla bekliyorum. Biraz mide bulandırıcı olabilir tabii evet. Ayrı konu. Zor öyle bir şey oyun deneyimini aktarmak yaparlarsa. Evet. Peki mesela nasıl bakacağız? Çevre kontrolüne bir tuş olacak mı? İşte, gibi evet. Sorular. Evet. Hocam bunlar işte düşünülüyor. Çok koptum ya. Hiç şeyim yok yani. Ultimate Team de yok değil mi sende? Yok abi ben 2016'dan beridir o yüzden FIFA'dan gittikçe uzaklaşıyorum. Yani çünkü herkes şu an Ultimate Team online akıyor. Kadro kurmak falan filan hiç alakam kalmadı oralarla yani. Kesinlikle. FM'de ben işte iyi bir değişiklik bekliyordum. Onu da dediğin gibi bir sonraki sene yaptılar. Abi onun da rakibi yok ya. Rakibi olmayan serilerden çok büyük şeyler beklemeyeceksin. Yani çünkü adam tuzu kuru zaten satıyor. Alternatif yok. Oynuyor millet yani. Ben mesela... Yani FM gibi oyunların, FIFA gibi oyunların her sene çıkıp full fiyat istemesini anlamıyorum. Onun yerine update etsin kadroyu. Eğer kritik bir değişiklik yapmıyorsan $20 update paketi sat bana. Ama tabii o niye? $60 alıyor işte insanlar. Ne gerek var diyor yani. Niye uğraşayım? Şeye geçecek diye bir söylenti vardı bir ara. Aylık subscription, abonelik sistemi. Çok saçma. Falan. Niye? O kadar da açgözlü olma. Ne anlamazsan satıyorsun yani. İşte her sene satmaktansa bu daha mantıklı diyen var. Ama bu sefer de şey. Çok daha masraflı. Gelişim evet şeyi daha...
en azından bu motive ediyor ya onları. Hani evet. Daha bir şey eklememiz lazım. Bir şey eklememiz lazım motivasyonu. İki tane rakip geliyor UFC'ye ama bunlar da sıfırdan abi. Nasıl evet. baş edebilirsin? 25 yıllık bir işte. Bir de biraz daha galiba küçük ölçekli. Evet. Bir tanesi şey işte. Adını unuttum UFL şimdi. UFL var. Evet UFL var. O mesela büyük bir ekipler olduğunu söylüyorlar ama çok şu an bir anda FIFA'nın seviyesine çıkamaz. İmkanı yok. Bir de FIFA'nın gerçi yani resmi kuruluş olan FIFA'nın para verip yaptıracağı bir oyun var. Hmm. Ama tabii o hangi firma yapacak, kimle çok anlaşacaklar, nasıl bir seviyede olacak bilmiyorum. Ben biraz da açıkçası mobile yönelik bir şey. Hani free to play bir şey yapsın, yaparlar diye bekliyorum. PES gibi. PES'te de anlaşmayacaklar büyük ihtimalle öyle bir şey için. Bilmiyorum kimle anlaşacaklar yani. Bakalım yani spor oyunları bu açıdan maalesef. Hep evet öyle olur ya. Şey bir jenerasyon. Her sene bir tane spor oyunu alıyorsun. Ne yap çünkü evet, yani ne yapacaksın? İki tane NBA alacak, üç tane futbol oyunu alacak halin yok yani. Bir ara 2K ile live aynı anda çıkıyordu ama live orada işte, da live patladı. Diye böyle yavaş yavaş tutunamıyoruz diye düştü adamlar aslında orada. Güzel bir dönemdi o. 2K mesela en verimli dönemi. Hakikaten evet, ben 2K'yi ilk geçiş yaptığım zaman yıllarca live alan biri olarak 2K'ye geçiş yaptım. Oha müthiş lan ne yapmışlar falan dedim. Her sene böyle o aralarındaki rekabetiydi. Sonra live dediğin gibi çöktükçe. Sen de geçince oraya. Bu sefer evet. Ben de geçtim tutunamadı tabii. İşte ya PES de benzer şekilde abi. Aynen tutunamıyor öyle. PES, yani. PES evet çok benim yaram ya. O konuda bayağı uzun konuşuyor. Bir aralar neydi? Full çıkış, full düşüş. Adriano düşüş. Ben sadece kişisel merakımdan bir şey sormak istiyorum burada Enis'e izin verirsen. Bu early access efendime söyleyeyim ve buna bağlı sistemlerin oyunlara ne kadar zarar verdiğini düşünüyorsun. Yani artık oyunların hiçbiri tam çıkmıyor gibi bir duruma bence evrildik ya. Tek problem o değil ya. Şöyle bir sıkıntı var. Artık oyunlar çok büyük. Ya yani büyük oyunlar için konuşuyorum bunu ve test edemiyorsun o kadar. Test edecek bir süren yok. Ya öyle bir şey yapıyor ki ucu bucağı yok yani. Hani ben bunu bir test sürecine sokayım. Tamamen cilalayayım falan diyemiyorsun. Yani bir de şöyle bir avantaj var dijital olduğu için. Adam oyunu salıyor. Saldıktan sonra testi yaptırıyoruz. Ha testi zaten sen ben yapıyoruz yani. O sırada update ede toparlıyor oyunu. Bu daha karlı ve kabul görmüş bir formül olmaya başladı. Evet. Yeter ki çıktığı gün belli bir seviyede olsun oyun yani. Ama bu erken erişimden bağımsız bir şey yani. Sonuçta Cyberpunk erken erişim çıkmadı ama çıktığında evet, erken erişim gibiydi neredeyse. Erken erişim şu an daha oturmuş bir sistem. En azından o insan oyuna girerken şey biliyor. Hata görürsem ayıp olmaz. Yani bunu toparlayabilirleri biliyor yani. Bu bir avantaj sağlıyor. İşte Baldur's Gate 3 gibi mesela. Bir de erken erişim deli gibi para kazandırıyor. Şimdi doğru. Erken erişim olmasa Baldur's Gate 3 böyle bir seviyede çıkamazdı. Parayı önden topluyor. Hani bu sayede hep devamlı para akışı sağlıyor. Hem daha rahat bir zamanda geliştiriyor. Hem doğru feedbackleri alıyor falan. O açıdan bayağı pozitif bir şey erken erişim. Faizler gibi biraz. Tutmaktan satış. Bu örneği bir de Türkiye'de insanın aklına geliyor. <Türkiye'de. gülüyor> maketten böyle. Hakikaten ben bu örneği ben bir sonraki videomda bu örneği telifiyle kullanıyorum. Gurur duyuyorum. Peki senin de şimdi oyunun çıkıyor. Sen niye early access erken erişim tercih etmedin madem bu kadar mantıklı? Benim oyunun yapısında bir şey yok. Yani bir kerelik bir deneyim o. Tekrar oynamak istersin ama hani öyle erken erişim oyunlarda biraz şey olması lazım çünkü. Hani tekrar oynanabilitesinin yüksek olması lazım. Yapısının ona göre olması lazım. Yani keşke ben de öyle yapsaymışım dedim yaparken yani. Çünkü beta test süreci çok zor bir şey. Yani birine gönderiyorsun, bir feedback veriyor falan. Erken erişim diye salsan halbuki 10.000 tane feedback toplayacağım yani ve mis gibi yapacağım yani. Ama bu oyun kıymeti azalır gibi geldi bana erken erişim yaparsam. O süreç nasıl yani Türkiye'de böyle bir şeye kalkışmak tavsiye eder misin? Kelimeden doğru seçersen sevinirim. Kalkışmak böyle bir şey yapıyor yani. Türkiye'den dolayı onu dedim. Çünkü şöyle şeyler böyle oluyor bir yarısını yayınlayamadık galiba. Şöyle şeyler olabiliyor ya. O oyun mu yapıyorsun falan diye bir ufak durumlar olabiliyor. Abi oyun yapmak her işte gibi yani zor yani hani bir şeye girişiyor olmak. Çünkü o bilmiyorsun çok fazla bilinmez var. Böyle dışarıdan oynayıp böyleymiş gibi bir şey değil yani. Yapmaya giriştiğin zaman bir sürü aklına gelmeyen problem oluyor. Bazı noktalar. Ya %30'luk bir şaşırma payı oldu. Beklediğimin dışında şey oldu. İyi, yani. Gene bayağı iyi şey. Çok beklemediğim bir şey olmadı açıkçası ama ona göre zaten hani öngöremeyeceğimiz problem az olsun diye o çapta bir şey yapmaya çalıştık. Bitirmek çok zor abi. En büyük zorluk o. Ha şimdi bitti. Bu kadar yeter dediğin şey noktaya hiç gelemiyorsun. Çünkü hep bir şey var. Ya bunu da eklesek mi? Şunu da eklesek mi? İnsanlar bunu bekler mi? Şunu bekler mi? Diye. Onun kararını vermek çok zor oluyor. Şimdi mesela biz bir karar verdik. Burada bitireceğiz diye. Onun üzerine 5 kere daha karar değiştirdik mesela. Yani bunu da ekleyelim mi? Şunu da ekleyelim mi? Şimdi biri oynuyor. Öyle bir şey söylüyor ki mesela kafanı açıyor. Diyorsun ki bunu da eklesek daha oturacak diye. Ama bir yerde nokta koyman lazım. Çünkü mükemmel diye bir şey hiçbir zaman yok yani. Hep bir eksiğin olacak. Biz de sonuçta RDR3 yapmıyoruz yani. Hani belli bir seviyede yapıyoruz. Keyifli olsun yeter gözüyle bakıyoruz ama bitirmek en zor kısmı işi. Ne kadardır uğraşıyorsunuz? Abi 3 yıl önce masaya koymuştuk diye hatırlıyorum bunu. Bir yıl böyle freelance akşamları evde bakarıza döndü.
1,5-2 yıl arası da hani daha profesyonel bir yapıda çalışıyoruz üzerine. Çıkış tarihi belli mi? Değil. Belli değil. Tamam. Ama şu anda Steam'den wishlist yapabiliyorlar. Evet, yapılabiliyor. Anomaly Agent aşağıda da efendim. Linki de var. Aa, öyle mi? Var mı? Var tabii ki. Kaldırır mısınız? Ben buna izin vermiyorum diye. Chris. Size daha başlayacağım. Değil mi? Bir sonraki hafta Emre Özcan'la ben program yapıyorum. Daha başlamışım. Biz yokuz. Daha ama hakkı böyle bana program yapmak varmış. Şey değil yani. Fener'e ne diyorsun ya? Zaha diyorlar falan. Futbol bilgisi de bu kadar yani. Fener üzerinden bakıyorlar. Fener'e ne diyorsun diyerek kariyer yapmış. Bir sürü gazeteci tanıyorum. Benim son programım öyleydi. Tadiç, onu izledim. Tadiç programı. Vallahi Can çok çok beğendiğim moderatör bu arada. Abi, futbol programlarında ederim, ama şimdi geçen programı seyrettim. Şimdi Emre Özcan'a soru soruyor. Emre Özcan 10 dakika anlatıyor, anlatıyor sonra. Tadiç. Solda mı öyle? Adam saçını şöyle. Benim sağ tarafta dolanıyor. Onu çok rahat yani. Emre Özcan'a moderatörlük yapar. Bu arada o programda yani şöyle bir şey yaşanıyor Türkiye'de. 45 dakika Tadiç konuşuluyor. Evet. Ve 100 binden fazla seyrediliyor. Valla bende var. 100 bin arasında ben de varım. Ben de bunu canına söyledim. Ben de izledim. Abi ne yapacaksın? Yani tabii, dünyanın en keyifli aktivitesi, evet, biliyorsun Türkiye'de. Transfer dinlemek ve konuşmak yani. Müthiş. Sezon başlayınca çok sıkıcı oluyor ondan sonra yani. Evet. Biz buradan sohbeti birazcık ayırdık, evet. Zaha. Zaha ister misin? İsterim. Alabiliyor muyuz bir tane Zaha bakalım diye? EAFC'de de şey gelecek diyorlar bu arada. Biraz daha oyuncu tipleri birbirinden ayrılacakmış. Mesela işte Zaha'yı kontrol edince daha... Ya bunları ben 10 yıldır dinliyorum şey, abi. Yeni ya, animasyonlar. Ya ben mesela şeye uyuz oluyorum abi. Her replay'de bana Hypermotion niye yazıyorsun? Çünkü para verildi o teknoloji. Ama, pazarlaması lazım bunun. Tamam da böyle saçma şey mi olur ya? Oraya da başka bir kurgucunun ismini falan yaz bari cutscene'den sonra öyle. Ya, teknoloji ismi niye işte yazıyorsun? Market, şimdi şöyle bir şey abi. EA devam eden serilerin şunu yapması lazım. Şimdi baktığın zaman oyuna aynı oyun değil mi? Hani 15, 16, 17 uzaktan bakınca farkını anlamıyorsun. Evet. Sana bunu tekrar satması için birkaç bir şey eklemesi Hypermotion lazım. Hypermotion, kadın futbolu geldi mesela. İşte onun üzerinden bir pazarlama yaptılar. Evet. Bakın kadın futbolu. Alexander bir dönem çıktı. İşte hikaye modu koyuyoruz falan diye. Diğer türlü şu olacak işte. Kafa atıyorsun ama daha farklı. Yani bunu satamıyorsun, anladın mı? Yani bunun doğru, bir doğru, şeyi doğru yok. Pazarlama materyali vermiyor sana. Spikerler de şey der mesela. Super slow motion kamera kiralanmıştır. Hayvan gibi para. Değil mi? Devamlı. Şimdi süper slow motion kameramızdan. Abi o çok iyi. Ya, bir şey izliyorum. Örümcek kamera gelmişti ilk defa şeye falan. Devamlı vurguluyor ama. Şey. İşte örümcek kameramızdan yukarıdan geliyoruz falan diye. Neyse, en azından dizi söylemekten iyiydi. Evet. Bunun bir üstü versiyonu şimdi. Ya orada da spikerlere kızmayın arkadaşlar. Tabii tabii. Hiçbir spiker. Benim spikerlere kızıyorum. Cahillik ya. Allah'ım belanı. Niye söylüyorsun bunu? Sana kimse dayak yemiyor. Abi hangi spiker 8 kere kırgın çiçekler demek? Böyle bir motivasyon nereden gelsin zaten? Ya bazen hepimiz istemediğimiz duyurular yapmak durumunda FIFA'ya kalıyoruz. FIFA ama ben böyle mod istiyorum. Yerelleştirme yaparlarsa bir gün hani bir anda Fenerbahçe maçını sunarlarken bu arada akşam da saat 8'de bilmem ne kanalında diye de lokalizasyon da önemli bunlar. Ben yayını öyle yapıyordum bu arada. Pes kariyerine evet maçtan sonra. Her Ziraat Türkiye maçından sonra bir dizi ismi atıyorduk. Bir de her maçın hakemi Abdülkadir Bitigen. Evet. Bitigen ama böyle şey yazıyor. Böyle işte şakalar. Ne güzel. Güzel, güzel sohbet Enes. Vallahi. Tamam. Teşekkür. Gideyim mi? Yani, ya bize kalırsa sen biraz daha otur burada muhabbet tamam edelim. Ama programımızın bir süresi var. Ha, tamam. Bizim gitmemiz lazım. Sen otur. Ben devam ediyorum. Ben Tuzum'a teşekkür ediyorum beni aradığınız için. Biz çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdın. Ne demek. Çok sağ ol. Ben Enis'i zaten bir kuraldır. Yani ben bir program başlayınca Enis ne zaman diye mesaj atar. Evet. Ben öyle. Şey ne güzel. Yapmayız. Sonra Enis bir programa başlamaz beni davet etti. Evet. Beni bir kere bir yere davet etti. Onda da saat 1'de güneşin altında futbol oynattı bana. Evet. Bana kramp girdi o yüzden. Evet. Neyse LeBron James'e falan da giriyor kramp yani. Herkese giriyor. Tüm büyük sporculara tabii, kramp girer. Büyük sporcular. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi biz neyle devam ediyoruz? Kafana göre. Evet. Haydi. KFC ile Kafana Göre bölümündeyiz. Bu açla dedik ki ikimizin de hayatında çok büyük yeri olan CM, FM serilerinde kişisel hikayelerimiz, unutamadığımız zaferler neler? Biraz bunlardan bahsedelim dedik. Sadece zaferler değil. Yenilgiler. Büyük aynen, ve buna öyle bağlı sistemler, onları da paylaşacağız. Aynen, kim başlasın? Öyle.
Başlayayım abi istersen. 2006 benim hala FM serilerinde tek Şampiyonlar Ligi alışım. Real Betis, Joaquin'li, Denilson'lu kadro. Asunsao falan da vardı galiba. Ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başarmıştım. Ve golde, final golünde sevinçten zıplayarak şu şekilde gözlüğüme diz atıp gözlüğümü yamultmuştum. Hala da tek Şampiyonlar Ligi'ni alışım budur. Sonrasında o kadroya yıldız eklemeleri falan yaptım ve tabii ki kadro. öyle de ayrıldım Real Betis'ten. Ama biliyorsun öyle kadrolar bu başarıya ulaştıktan sonra bir düşüş işte yaşar. Ama yani. Teşekkürler Joaquin, teşekkürler Denilson. Hala aklımda 17 yıl olmuş var. Evet. Sende ne var? Benim de tek başarım bir kısmına Twitch'teki çok nadir izleyicilerimiz şahit olmuştu. Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi almayı başarmıştık. Efsane bir sezondu. FM 14 ya da 15 yok. Daha sonrası galiba 16 ya da 17 olabilir. Neyse ben her sene bunu deniyordum. Artık zaten gene Galatasaray'a gideceğiz diye geyik yapılıyordu. Bir sene çok az yayın yaptım. Yani bütün sezon yapmıyordum ama bir sene bunu başardık. Her 3 sene artık deniyoruz. Lig zaten her türlü bizde falan. Biliyorsun FM'de AI yetişemiyordu senin transferlerine. Ve bir oyuncu, oyunun yarattığı İngiliz, Arsenal altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Şu anda ismini unuttum. Ama şeyi de unutmuyorum. Trek Artist'i oynatıyordum. O dönem daha 10 numara diye Türkçe çevirisi de yapılmamıştı. Trek Artist'i rolünden asla o günden sonra bir daha verim alamadım. Herkesi deniyorum ama o çocuk inanılmaz oynuyordu. Free kickler böyle Prime Mesut Özil performansı gösteriyordu. Ve Arsenal gelmişti Şampiyonlar Ligi finalinde. Gol attı deme. Gol attı. 1-0 kazandık ve Şampiyonlar Ligi'ni aldık Galatasaray'la. Efsaneydi. Hatta görüntülerini bulabilirsem ufak atarım. Çünkü ceket falan da giyiyordum o dönem. Güzel. Çok güzel. Anılar oluyordu. Ama bundan sonraki bütün anlatacağım hikayelerin hepsi hikayesi olacak. Çünkü tek başarım buydu. Abi benim yine biraz mazide ama 2008 ya da 2009 olması lazım. Kayseri Erciyesspor'u aldım. O sırada Süper Lig'de Kayseri Erciyesspor. Bir küme... Kaç dedin lig? Ya 2008 falan. Bir şey yok o zaman. Bjorn Vlemings diye bir adam vardı. Yok o daha sonra. İlhan Parlak vardı topçudur abi. Topçudur galiba. Kümede kalma savaşı ama nasıl? Böyle 16.lık 17.lık falan çok zor kümede kaldım. O kadar keyif aldım ki o savaştan. Sonrasında Kayseri Spor teklif yaptı. Bir de çok gerçekçi oldu işte. Kayseri Spor'a imza attım. Kayseri Spor'daydı galiba İlhan Parlak, özür dilerim. Onları şampiyon yaptım. Böyle bir Kayseri efsanesi olarak işte heykelini diktiler. Aynen. Erciyes'i kümede tutup hem de Kayseri Spor'u şampiyon yaptığım o 15 yıl önceki serüveni unutamıyorum kolay kolay. İnanılmazmış bu arada. Senin s**lara geçelim. Benim evet bir tane aslında daha çok bir oyuncumun bana yaptığı kazık olarak nitelendirebiliriz. Gene FM'den bir hikaye. Brezilyalı sol bek aldım. Tabii ki. Yani. Neden olmaz? Sol bek alacaksan oralara gitmek zorundasın ve böyle kariyerinin sonlarına yaklaşıyordu. Yani 29-30 yaşlarındaydı. Çok da güzel gidiyoruz. Lig'de Avrupa'ya kalmaya çalışıyorum. Süper Lig'e çıkarmışım alt liglerden birine takımı. Ve tam devre arasında dedi ki ben ülkemi özledim. Eski FM'lerde vardı bu. Şu an ben yok çok galiba. Denk gelmedim. Ben ülkemi özledim. Artık burada yer alamıyorum. Ülkeme transfer olmak istiyorum dedi. Ben de dedim ki sen çok kral bir adamsın. Ben geldim bana bunları söyledin. Tabii ki bu isteğini yerine getireceğim derim ve transfer listesine koydum. Helal olsun. O sırada yeni sol bek bakıyorum. Teklifler geliyor ama çok teklif geliyor. Transfer listesi olduğu için ucuza herkese böyle 10-15 takım teklif yaptı. Ben de hepsine accept dedim. Abi gitti. Hemen yani iki yan şehrimize Türkiye'ye transfer oldu şerefsiz. Brezilyalı adam. Ben evimi özledim dedi. Gitti Türkiye'ye transfer oldu. Son gün onaylamayacaktım. Dedim İnsanlığın. Ki sen bunu yap seni yazdım oğlum dedim. Sonra bir de yendiler bizi. sanırım Kocaeli Spor falan bile olabilir yani o kadar böyle bir takımdı yani. Yani menajerinin oyunlarına resmen evet, gelmiş. Aynen öyle. Gelmiş. Son bir kontrat okuttu kendisi son dansı yaptı ve geldi bir de yendi. Çok uyuz olmuştum ona.
Pandemi dönemi Sivasspor kariyerim. İşte galiba şampiyon ya da ikinci oldum Türkiye'de. Şampiyonlar Ligi'ne gittim. Paris Saint-Germain var grupta. Hı-hı. Deplasmana çıkıyoruz ama yani öylesin. Hani Paris Saint-Germain 2-0 öne geçtiler. Olsun çocuklar diyorum. Sonra orada oyun mu artık bana bir şey yaptı, hediye verdi. Ben o maçı bir şekilde 3-2 kazandım. Gizemleyiz işte. Daha zaten dışarı çıkamıyor kimse. Paris Saint-Germain'i yendi. Duruyor falan. Aferin sevgilim. Öyle şey tepkiler işte. Hani... o galibiyeti de Sivas halkına. Ben nedense böyle bir İç Anadolu'da evet, bu arada şey ya, yapmışım. Bayağı bir kulübe imzanı bırakmışsın. Ya ben en sevdiğim metot şey ya. Anadolu kulübü ya da işte ikincilikten böyle benim alt ay falan alıp. Bayılıyorum. Daha alt lig biraz şey yapıyor beni. Yani kimseyi tanımadığımda da evet, çok seviyorum. Oradan yükselince keyifli oluyor ama aynen, sen yükselene kadar oyuncular tabii bitmiş oluyor falan. Aynen. Yani sen, ama izlemeyi çok seviyorum daha alt ligleri. İşte Erbaaf senin falan. Evet, orada yine galiba o pandemi dönemiydi ya da biraz önceydi. Evet. Olabilir. Biraz öncesiydi galiba. Geliyor. Erbaaf Spor geliyor. Orada da tabii yayınları da özlediler belki yazarlar. Twitch'e efendim bunları. Twitch'e gönderiyorsunuz bu mesajları. Ben de son şeyi anlatayım. Yine Twitch'te yayın yaptığımız bir anı izleyenler belki hatırlayabilir. Şey kapalı ya, hani oyuncuların özelliklerini göremiyorsun. En alt ligde de gözlemci bile çalıştıramadığım bir kulüpteyim. Yani gözlemci bile yok. Sadece denemeye alabiliyorum oyuncuları. Onlar da bir hafta içerisinde hani özellikleri açılıyor. Artık son gün, transferin son günü yine sol bek problemi yaşıyorum. Türkiye'de yok çünkü. Ve inanılmaz denemelere alıp gönderdim. Bir türlü bulamadık oyuncu. En son dedik tamam, bir tane stoperi oraya devşirelim. Yine müthiş fikirler. Bir tane Twitch'ten biri yazdı. Dedi ki abi benim kuzenim sol bek dedi. Ve oyunda var dedi. Dedim kim oğlum senin kuzenin falan. İsmini de unutmadım. Buradan kendisine de sevgiler. Kendisinin hiçbir suçu yok. Sefa Yürür. Galiba sol bek değilmiş bu arada ama oyunda sol bek. Genç bir arkadaşımız. Sefa Yürür dedi. Baktım hakikaten var oyunda ama profili açık değil. Dedim bak sana güveniyorum. Abi çok iyi topçu ya. İnanılmaz orta kesiyor falan diyor böyle. Tam dedim. İmzaladım. Hiçbir şey, hiçbir özelliğini bilmeden aldık. Abi her şey bir falan çıktı çocuğun. Ve orta yapması bir. Dedim oğlum sizin gibi gözlemcilerle bir yere varamayız yani Allah aşkına. Resmen şey menajer şey çaktı. Kuzeni çaktı. Kulübe çaktı gerçekten. Öyle ona da para vermiş olduk. Bu arada özellikler en alt liglerdeki oyuncularda rastgele belirlenebiliyor. Eğer özelliği oyun tarafından girilmediyse dolayısıyla çocuğa öyle denk gelmiş. Hani gerçekte oynayan bir çocuk yanlış anlaşılmasın. Evet, belki iyidir. Öyle denk gelmiş. Çok kötü çıkmış yani oyunda. Yapacak bir şey yok. Bu Sefa Yürür'ü hiç unutmadım. Buradan sevgiler. Senin yayınlardaki şey çok güzel oluyordu ya. O transfer dönemlerindeki chat sinerjisi işte şuna bak buna bak böyle oradan sen bakıyorsun. Bir de bazen 12 oyuncu denemeye geliyor. Bir anda. Onu çok gülüyorum ben. Takımın tamamı denemede. Erba Spor böyle Erba uçakla 40 tane oyuncu geliyor böyle bir haftada. Onun maliyeti falan. At uçakları oluyor ya, atları taşıyorlar. Bir de bazen geldikleri gibi çok az açılıyordu. Aynen. Mesela açılıyor bu ne lan çökmüş diye gönderiyoruz ya, herif geliyor böyle daha antrenmana çıkmadan geri gidiyor. Bir de böyle başka bir ülkeden falan çok komik oluyor. Ben de özlüyorum bu açın. Hemen yayınlarım. İnşallah bir gün geri gelir diyelim. Valla müthiş bölüm oldu yani. Aynen bence de. Bence yani de Enis'le de harika sohbet ettik. Sohbetimizi de burada taçlandırdık. Aynen öyle. Siz de unutamadığınız FM anılarını, evet, başarısızlıkları, başarının kıyısından dönmeleri, büyük transferlerinizi yazarsanız çok okuyoruz. Sinirsiz. Bütün yorumları hepsini okuyoruz. Hepsini okuyoruz. O zaman KFC'ye de çok teşekkür ederiz. Bu bölümün de sonuna geldik. Hoşçakalın. Çok güzel oldu. O ne lan? Kim? Siri. Nereden çıktı o ses? Siri. Kimdi? Sen daha galiba. Aa hadi ya. Ne Siri dedi mi? Ki Siri algıladı? Önemli değil dedi. Ay, ha, çok KFC'ye çok teşekkür ederiz. Siri'ye teşekkür ederiz. Dinleniyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Aman. Go get some sleep.